Ama şimdi dönüp dolaşıp biz bu katliamdan sonra yani Semih Çelik'in yaptığı katliamdan sonra biz neyi konuşmaya başladık? Ya dedik işte internette bazı gruplar var bazı yazılımlar var burada işte pedofili var burada çocuk istismarı var burada işte e, illegalite var nedir o discord grubu işte telegramda bazı e, gruplar İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da bugün bir açıklama yaptı. Discord ve Telegram gruplarında illegaliteye bulaşmış, çocuk istismarı yapan insanlara dair bir gözaltı operasyonu yapıldığını söylüyor. Gözaltına alınanlar da çocuk bu arada. Çocuk yaşta. Suça sürüklenen çocuk diye biliyorsunuz bu kodlanıyor. Şimdi bakın bütün burada mesele Discord'tu, Telegram'da, Insel grubuydu'dan öte bir şey var aslında arkadaşlar. Öte bir mesele var. Yani biz çocukların, gençlerin Gençler olmasa da yetişkinlerin kullandığı interneti ne kadar biliyoruz? İnternet illegalite için, internet suç dünyası için nasıl bir havuz aslında? Burada bizim arada bir böyle dokunduğumuz dark web olayına girmemiz gerekiyor. Dark web nedir? Şimdi bakın. Şurada şöyle bir buzdağı görüyoruz değil mi arkadaşlar? Sizin girdiğiniz, mesela bizi YouTube'dan izleyenler var ya. Ya da bizim mesela Halk TV var ya. Mesela onlar yüzeydeki web olarak algılanır. Türkçeleştiriyorum ben. Yani herkesin kolaylıkla girdiği, arama motorlarından kolaylıkla bulduğu, kimi zaman miza, kimi zaman haber, kimi zaman bir video izlediğimiz o siteler yüzeydeki web olarak algılanır. Bununla birlikte biz ne yapıyoruz mesela? E-Devlet'e giriyoruz değil mi? E-Devlet'e giriyoruz, şifrelerimizi giriyoruz. Orada bize ait özel bilgiler var. Ya da diyelim ki İçişleri Bakanlığı'nda çalışan insanlar şifreleriyle e, Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliğine ilişkin bazı bilgileri sahip. Ya da polisler mesela değil mi? Hani Polneti var, bunun e, istihbarat kayıtları var vesaire vesaire. Yani biraz daha şifreyle girilen, örnek veriyorum mailler, şifreyle girilen... E, ve internet tabanını kullanan bu bilgilerinde yer aldığı bölüme ise Deep web deniyor. Derin web deniyor. Şimdi bakın aslında bizim bu girdiğimiz yüzeydeki web yani hani internet siteleri herkesin erişebildiği internet siteleri internetin aslında topu topu biliyor musunuz arkadaşlar? Yüzde dördünü filan oluşturuyor. Bakın yüzde dördünü filan oluşturuyor. Asıl internetin aslını ise dip web oluşturuyor. O derin ee, web oluşturuyor. Derin webin de %90'larda olduğu iddia edilir. Ama bir de bakın buraya kadar legal. Herkesin girebildiği siteler, herkesin iş işte, hükümet ee, kaynakları, konferans bildirileri, işte yasal belgeler, bilimsel raporların yer aldığı derin internet ama bir de arkadaşlar yaklaşık %6 internetin %6'sını oluşturduğu söylenen Dark web var. Yani karanlık web var. Biz bugün o buzdağının, internet buzdağının en altına gireceğiz. Dark web'e gireceğiz. Dark web işte internette herkesin direkt giremediği ama herkesin kolaylıkla girebileceği bir ee, ağ diyebiliriz. Peki o Dark Web'de ne var? O karanlık ağlarda ne var? Arkadaşlar her türlü illegalite, her türlü illegalite var. İnternette Neyi özel yazılımlarla, internetten indirebileceğiniz özel yazılımlarla girebileceğiniz arama motorlarında indekslenmeyen Dark Web'e gireceğiz. Arkadaşlar forumlardan bir şeyler gösterelim Dark Web'den. Bakın. Şimdi Dark Web. Dark Web'de ismini saklı tuttuğum bir forum. Bunu siz normalde internet arama motorunda bulamazsınız. Ama eğer özel bir yazılım indirirseniz bu foruma ulaşmak çok kolay. Bakın. Forumdaki başlıklara bakın arkadaşlar. İllegal faaliyetler. Hırsızlık. Uyuşturucu. Sahtecilik şiddet. Bakın şurada da bazı nickname'li yani kullanıcı adı, sahte kullanıcı adı kullanan insanların bu kategorilerde yaptığı yorumlar var. Bunların hepsi yeni biliyor musunuz? Hepsi birkaç gün önce, birkaç ay önce, birkaç hafta önce yapılan yorumlardan bahsediyoruz. Hırsızlığa giriş, işte tüm sahte evraklar dekontlar, İstanbul'u kiralık kat yazmış. O kat nedir onu anlatacağım başka bir forum görüntüsü gösterelim arkadaşlar. Bakın Dark Web'in dibine doğru gidiyoruz. Evet şiddet kategorisi. O forumdaki şiddet kategorisini açıyoruz arkadaşlar. <laughs> İnternetin karanlık anı açıyoruz. Şiddet kategorisi. Foruma bakın. İstanbul içi kiralık katil. Ulaşın, ulaşsın bana. A kalitede Molotov kokteyli imar rehberi. İntihar ve cinayet. Motor kullanmasını bilen eli silah tutan birisi lazım. Bakın evet, burada hep... bir dur. E, motor kullanmasını bilen eli silah tutan birisi lazım bana. Bize neyi gösteriyor Timur? Yani sokak şeteleri, son dönemde mafya grupları, son suikast mafya klubu, suikastleri grupları. Bunlar, bunu kullanıyorlar. Bu. Evet. Bakın Orası. arkadaşlar bu ilanı açan kişi 29 Ağustos'ta yazmış bu ilanı. 4394 kişi de okumuş. Evet. Ve yorum yapış 5 kişi de. Ben onlara da geleceğim. Kiralık site, işte e, patlayıcı yapımı ve daha fazla satılıktır. Türk kiralık katil sitesi. Başka bir tane daha getirelim. Bakın daha neler çıkacak. Aa, işte bakın. Görüyor musunuz arkadaşlar? Dark Web'te yani internet kullanmayı bilen herkesin indirebileceği bir yazılımla ulaşabileceği bir ilan kiralık katil. Kaç para? 20 bin dolar. 20 bin dolara kiralık katil arkadaşlar. Ya burada fiyatlar filan falan yazıyor. Biz onları full yuladık. Özetle Türkiye, Azerbaycan, Almanya'da maksimum 7 günde istenilen cinayet işleniyor. Daha da escrow diye bir sistem var arkadaşlar. Bu alışveriş sitelerinde vardır. Olay şöyle şu garanti veriyorlar. Diyorlar ki Arkadaş diyorlar sen 20 bin doları bana veriyorsun. Ben senin hedef gösterdiğin kişiyi öldürdükten sonra o para benim hesabıma geçiyor. Böyle de garantici bir sistem kullanıyoruz. Yani senin bana sipariş ettiğin cinayet gerçekleşmeden o para benim hesabıma geçmeyecek. O sistemi kullanıyoruz diyorlar. Devam edelim. Çok acı ya. Türkiye'nin belası metamfetamin. Türkiye'nin belası metamfetamin. Bakın internette dark web'te satılıyor. 10 gramı 299 dolara satıyorlar. Bir linke tıklayarak ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu kadar basit. Devam edelim. Arkadaşlar biz sitenin ismini sildik. Dark web'teki bir site. Sitenin bütün açılma ve kullanım amacı Kiralık katil sitesi arkadaşlar. Bakın profesyonel kiralık katil ayarlama servisi. Hizmet ücreti 10 bin dolar. Devam edelim bu siteden. Hakkında bölümü var sitede arkadaşlar. Okuyorum. Türkiye'nin ilk ve tek gerçek kiralık katil ayarlama platformu. Tek bir karar ile tüm sorunları ortadan kaldırın. Problemleri çözmek için kendinizi riske atmaya değmez. Temiz, profesyonel ve gizli bir şekilde kolayca halledilebilir. Ya kanım donuyor ya okurken. Bir kiralık katil sesi var. Ki yani onlarcasından biri. Ve hakkında bölümünde ne yazıyor? Devam edelim. Arkadaşlar aynı site. Hedef öldürülecek kişi hakkındaki bilgileri aşağıdaki alana girin. Ad, soyad, ev adresi, iş adresi, ek bilgiler. Kaydet ve devam et. Devam edelim. Ya sık sorulan sorular diye bir bölüm yapmışlar arkadaşlar. Yani kiralık katil tutma sesine sık sorulan sorular. Bakın, sorular ve yanıtlara bakın. Bir şey söyleyeceğim Barış. Ya o kadar korkunç ki anlattıkların. Sen buna e ...çok zor bir şekilde ulaşmadın değil mi? Toplamda bütün bu anlatacağım bölümü... ...yarım saatte ben belgelerini buldum. Yarım saatimi aldı bu arkadaşım. Bu cebimizde kalsın. Yarım saatimi aldı. Devam ediyorum. Bakın. Öldürme dışında ne tür hizmetleriniz var? Sık sorulan soruya bak ya. Aynı fiyata öldürme yerine yaralama, kaçırma... ...çocuk yetişkin vesaire... ...ya da kundaklama hizmeti alabilirsiniz. Bunların dışında bir hizmet almak istiyorsanız... ...lütfen iletişime geçin. Size nasıl güvenebilirim? Kiralık katil sitesine sorulmuş. Kiralık katillerimiz alanlarında profesyonel ve deneyimli kişilerden oluşur. En yüksek standartlarda ve gizlilikle yaparlar vesaire filan falan. Güven ilişkisini bir adım öteye taşımak adına o demin anlattım. Ödeme sistemi var ya önce ortak bir havuza gidiyor para. İş bittikten sonra kiral katilleri dönüyor. Onu kullandıklarını söylüyorlar. Aynı bazı alışveriş sitelerini örnek veriyorlar. Tıpkı bu alışveriş sitelerinde yapılan sistemin aynısı gerçekleşiyor diyor. Devam ediyoruz. IP gizliliğini garantiye alma. Mesela diyor ki yani IP'niz belli olması hiç merak etmeyin. Bakın bir sonrakine girelim arkadaşlar. Bakın soruya bakın. Bir sonrakine gelelim. Demin gösterdiğiniz. Evet. Reddedilen hedef kişiler. Yani kiralık katil sitesinin de bazı etikleri varmış meğersem. Neymiş efendim? Hedef kişiler 18 yaş üstü olmalıymış. Üst düzey siyasiler olmamalıymış hedef kişiler. Yani milletvekili ve üstü kabul etmiyoruz diyor. Devam ediyor. Yukarıdaki kriterlere uymayan ödemeler aynen iade edilir. Bitcoin bölümü var ha, vesaire bir çok var. çok başka e, sorular var Evet ama önemli. burada şu önemli. Gelecekte yakalanma ihtimalim var mıdır? Yanıta bakın. İtiraf etmediğiniz sürece kesinlikle hayır. Devam edelim. Başka ne var arkadaşlar? 20-30 gün içinde kesin olarak sonuçlandırıyoruz diyorlar. Türkiye, Almanya, Kuzey Kıbrıs, Türk Cumhuriyeti ve Azerbaycan'da birinci derecede aktif olduğumuz ülkelerdir diyor. Ayrıca yani o kadar acı şeyler var ki burada neyse şunu son şey okumayacağım. Devam edelim arkadaşlar. Ya o kadar... Yani şu nedenle az önceki soru. Yani sen tüm bunlara yarım saat... Yarım saatte? Yani toplantı yapıyorduk. Ee, anlatalım. Yani toplantı yapıyorduk gerçekten. Tüm bunları konuşurken. Toplantı esnasında hatta Barış bunlara girip arka arkaya bize okudu. Sen bunlara yarım saat içerisinde ulaşabildin. Bu adamlara yarım saat değil... Dakikalar içerisinde bu IP'leri tes ee, tespit edecek Evet, kurumlar var bu ülkede. Şimdi bakın 7 Şubat 2023 birisi demiş ki motor kullanmasını bilen silah olan birisi lazım. Bir elemanın evini basacağım. Ee, bana ait olan bir şeyler var onun yanında. Ardından elemanı ve ev arkadaşını bayıltıp evden uzaklaşacağız. Tırsantekidir. Sorun olmaz. İlgilenen varsa ulaşsın. Fiyatta anlaşırız. Ve bunun altına arkadaşlar onlarca e, ben yaparım diyen insanlar. Şimdi buraya bir not barış. Eee bu işleri bilen, bu web dünyasını bilen bir isimle konuştum bu listeleri görünce. İşte kiralık katildi, oydu buydu aranan. O isim dedi ki daha önce de programımızda birçok dosyada bize katkı sunan kişi. Ya dedi bu gizli sayfalara ihtiyaçları yok artık. Hatta bir sosyal medya hesabını doğrudan paylaştı. Bir Instagram sayfası. Bugün İstanbul'da Timur'un anlattığı dosyalarda adı çokça geçen çete bunlar o çeteler kendi Instagramlarındaki yani bu çeteler emniyetin radarında olmama ihtimali yok yani en çok bilinen sokak aralarında örgütlenen çeteler bunlar O çetenin elemanları ilanlar paylaşmışlar e, silahı olan e, bilmem şu kadar şey özelliklerde kişi aranıyor diye silahı olan birini arıyorlar ne için kullanacaklar? Ya bunu sosyal medyada başkası görüyorsa bu adamları radarına alan emniyet görmüyor mu? Ya o kadar rahatlar ki. Çok rahat. Bu gizli sitelere ihtiyaçları yok zaten. Kendi Instagram hesaplarında silahlı adam arıyorlar. Ka kiralık katil arıyorlar. Devam edelim arkadaşlar. bunlara şunu paranteze alalım mutlaka. Yani bu kişiler bir kısmı dolandırıcılık faaliyeti yapıyor. Bir kısmı gerçekten bu hedefte ama bunlar yakalanabiliyor. Daha önce bu dark web'de işte ezildik bir kız çocuğunun e, satılması olayını haber yapmıştık hatırlarsanız e, zaten meslektaşımız Hale Gönültaş yapmıştı polis oradan tespit etmişti ve operasyon yapıp yakalamıştı yani buna Bunlar giren kişilerde bu, yakalamıyorlar. ona dair şerhlerim zaten. var o nedenle şerhlerim söylemedik. var evet, şerhlerim ama var. şunu da söyleyelim şu anda çok ciddi bir e, operasyon hazırlığı da var hatta onun içerisindeler e, onun uyarısını da söylemiş olalım çok olabilir. ciddi bir şerh var bununla ilgili anlatacağım Bakın burada şu için şey yaptım. Diyor ki bir kişi ben diyor istihbarat faaliyeti veriyorum diyor. Desteği veriyorum diyor. Öyle diyor çoluk çocuk oyuncağıyla sorgu paneliyle bir şey değil diyor. Her türlü siber istihbarat desteği vereceğim diyor mesela. Bu da parayla fiyat hedefe göre değişiklik gösterecektir diyor. Devam edelim başka bir suç ekranı. Mesela diğerleri diye bölüm var forumda. Arkadaşlar bakın sizin bileceğiniz şeyler. Siber istihbarat hizmeti, kara para aklama. Ee, TC vatandaşlık veri tabanına nasıl erişebilirim? Bak Murat Senlik şey, iş garantili diploma para e-devlet onaylı <laughs> diye tefeci bulma, birisini rahatsız etme, para aklama vesaire diye farklı kategoriler var. Devam edelim. Ya, bu tamamen uyuşturucu bölümü. Teker teker e, işte Manavgat'ta İstanbul'da torbacı arıyorum demiş birisi. E, ee, uyuşturucu maddelerin isimlerini saymış, bunlar lazım demiş vesaire ya da satış yapıyorum diyenler var. Şimdi bak. Türk Ceza Kanunu'ndan 3 tane madde. Şimdi ben Evet. Timur ben sana şu an şey desem canlı yayında. Timur seni döverim desem bir tehditte bulunuyorum, değil mi? Ben seni döverim derim sen de bana tehditte bulunuyorsun. Biz birbirimize karşı tehdit suçunda bulunuyoruz. Yasada Türk Ceza Kanunu'nun 106. maddesinde bu tehdit suçunun karşılığı ne biliyor musunuz arkadaşlar? 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası. Yani bir kişiye sen tehdit edersen, dövmekle, saldırmakla hatta tecavüz etmekle tehdit edersen 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası. Ama Timur ben Tehdit etmedim. Direkt sana saldırdım. Yumruklar attım. Seni yere attım. Hatta dudağın hafif kanadı vesaire. Mümkün değil. Ya tamam mümkün değil Timur. Yapmam ya zaten öyle bir şey. değil mi? <laughs> Ama bak bunun cezası ise 4 aydan 1 yıla kadar. Bak ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Saldırı. Ben seni ben seni döverim demenin suçu dövdükten, yani dövmekten daha fazla. Yani fiil daha az cezayla cezalandırılıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bir insanı tehdit etmeden direkt döversen daha hafif cezayla kurtulabiliyorsun. Bitmiyor. Mesela ben seni dövmedim diyelim ki. Dövmeyeceğim merak etme. Dövmedim diyelim ki. Ama cep telefonunu aldım kırdım. Aldım cep telefonunu kırdım. Suçum 4 aydan 3 yıla kadar hapis oluyor. Yani senin cep telefonuna zarar vermem, sana zarar, sana, ver. sana zarar vermemden daha bedelli bir şey. Sana yumruk atmam, senin cep telefonuna zarar vermemden daha hafif bir şey. Anlatabiliyor muyum Türk Ceza Kanunu'nda? Yani bakın, tehdit saldırmaktan daha ağır, mala zarar vermek saldırmaktan daha ağır. Ya bu var biliyor musunuz? Türk Ceza Kanunu'nda bu var şu an. Şimdi bakın çarpıklık mı? Aha da çarpıklık.